Herkese merhaba. Paylaştığımız son kısa borsa analizinde Borsa İstanbul hakkında piyasada mevduatlar bozdurulacak, borsaya yatırılacak gibi söylemlerin dolaştığını ve bu yüzden borsada dikkatli olunması gereken bir dönemin içinde olduğumuzu dile getirmiştik. Hatırlarsanız borsada dolaşan bu tip paylaşımların borsada faaliyet gösteren manipülasyon çetelerinin söylemlerini andırdığını üstüne basarak söylemiştik. Bir kağıtta gidecek bir yer olmadığı zaman bu kağıtta son bir yükseliş yaratıp Amatör yatırımcıların ceplerindeki 3-5 kuruşu almak amacıyla bu tip söylemler sürekli konuşulur. Aldanmamak lazım. Bizim bu paylaşımdan sadece 3 gün sonra borsa 5500'lerde zirve yaptı ve ardından 5260 seviyesine kadar geriledi. Şu anda yeniden zirveyi alma derdinde. Sonuçta ekonomi bilankısı dinleyen yine kazandı. Şimdi gelelim temel ve teknik analize. İkisinde de çok önemli bir sürecin içindeyiz. Uzunca bir süredir borsa analizi gerçekleştirmedik. Bu süreçte borsa İstanbul'da endeks kripto grafiklerini aratmayan bir yükseliş sergiledi. Bugün kısaca borsadaki son durumu analiz edip konuya kısa bir giriş yapacağız. Önümüzdeki günlerde daha detaylı analizler gelecek. Başlamadan önce kısa bir bilgi paylaşalım. Kanalımız kurulduğu zaman Ufkun Ötesi adlı bir hisse senedi eğitim serisi hazırlamıştık. Bu eğitim serisinin amacı bir hisse senedinin görünen fiyat hareketinin arka planında toplanıp toplanmadığını kısmen de olsa anlayabileceğiniz bir hisse analiz yöntemini sizinle paylaşmıştık. 12 videodan oluşan bu eğitim serisini izlemenizi tavsiye ederiz. Burada anlattığımız yöntemi kullanıp başarılı sonuçlar elde eden izleyicilerimizi biz biliyoruz. Konumuza dönersek. 2 yıldır olduğu yerde pinekleyen Borsa İstanbul'u son 6 ayda yukarı fırlatan 3 ana neden bulunuyordu. Bunlardan ilki Borsa İstanbul'daki şirketlerin karlılıklarının enflasyona paralel bir şekilde yükselmesi. Özellikle asgari ücret konusuna ele aldığımız videolarda son 2 yılda özel sektördeki muazzam kar artışını rakamlarla göstermiştik. İkincisi borsanın dolar bazında çok ucuzlaması ve üçüncüsü Sedat Peker'in tweetleri. Borsa İstanbul'un son yıldaki yükseliş grafiğine bakarsanız özellikle Sedat Peker tweetlerinin ardından yükseliş trendinin hızlandığını göreceksiniz. Bunun nedeni Sedat Peker tweetlerinin ardından İmajı bozulan borsa İstanbul'un bu imaj bozukluğunun daha da salgın bir hal almasının önüne geçmek istenmesiydi. Borsaya para basıldı ve herkes bu yükselişten bir pay katma derdine düşünce tweetlerin ima ettiği gerçekler unutuldu. Amerika'nın örgü işgalini hatırlayın. Amerikan hükümeti bu dönemde FED ile işbirliği yaparak ekonomide sorunlu bir canlanma yaratıp bu savaşın etkilerinin topluma yayılmasının önüne geçmişti. Benzer bir tablo Borsa İstanbul'da son 4-5 ayda yaşandı. Şimdi şirket karlılık ve dolar tarafından 2023 yılı için beklentimiz çok yüksek değil. Tweetlerde zaten unutuldu gitti. Ama karşımıza duran tabloda önemli bir parametre var. O da 2023 seçimleri her siyaset bilimci ve gazetecinin dile getirdiği şekilde 2023 seçimleri Erdoğan, AK Parti ve onların ekonomi ve devlet içindeki yandaş ve kadroları için hayati öneme sahip olduğu dile getiriliyor. Bu yüzden Erdoğan bu seçimi kaybetmemek için ne gerekiyorsa onu yapacaktır. Seçime girilmek istenen ekonomik tabloda temel söylem şu olacak. Faizi düşürdük, doları düşürdük, enflasyonu düşürdük ve borsayı uçurduk. Dolayısıyla borsada yukarı hareketin devam edeceğini düşünmek bize yanlış görünmüyor. Ayrıca 2023 son çeyrekte de karlılıklarının yüksek açıklanmasını bekliyoruz ve bunun borsada bir itici güç için neden olacağını düşünmek zor değil. Nasıl doları bir gecede 10 liraya düşünmek zor olmasa da borsayı da önümüzdeki 5 ayda bir %50 daha yukarı taşımak hiç zor değil. Burada özellikle endeksi oluşturan şirketler odak noktasında olacaktır. Bu yüzden borsanın geleline değil endekse dahil olan firmaları odaklanmak daha olumlu sonuçlar doğurabilir. Şimdi temel analizi kısaca gerçekleştirdik ve teknik analize dönme zamanı grafiği ekrana verirsek eğer. Burada kırmızı renklerle belirlediğimiz trend kanalı bizim şu anda hakim olan ana trend kanalımız. Eylül ayında başlayan kripto grafiklerini aratmayan yükseliş trend kanalını da mavi çizgilerle belirttik. Mavi trend kanalının işaret ettiği ivmelenme sürdürülebilir değil ve borsanın bir nefes alması gerekli. Orta vadede kırmızı renk ile gösterilen trend kanalı endeksin ana yönünü belirliyor. Mavi çizgi ile gösterilen trend destek hattının önümüzdeki günlerde aşağı kırılacağını düşünüyoruz ve eğer bu gerçekleşirse fiyatların yeniden bu kırmızı trend kanalı içine dönme eğilimi içinde olmasını beklemeliyiz. Mavi hat kırılmalarında kırmızı trend çizgisinin üst hattı bizim en güçlü desteğimiz olacaktır. Bu bölgeyi yıldız ile işaretledik. Ancak bu bölgeye gelmeden önce 5300-5090 bölgelerinde ufak destek noktalarımız bulunuyor. Mavi trend kırılmalarında ilk destek bölgeleri bu bölgelerde yer alıyor. Fiyatlar mavi trend kanalı içinde olduğu sürece tehlike devam ediyor. Bunu belirtelim. Endeksin 4500 seviyelerine kadar gerileyip buradan da yola devam etmesi şu anda en sağlıklı yol olarak görünüyor. Yukarı harekette 5550'deki zirve alınırsa Fibonacci trend genişleme bölgeleri bize fikir verecek. Grafiğe baktığımızda 5500 300'ün ardından ilk hedef 6014 olacak ve ardından 7833 gelecek. Ben kendi adıma 7833 hedefine seçime kadar gelmeyi bekliyorum. Dediğimiz gibi bu süreçte özellikle biz 100 şirketlerine odaklanmak daha az risk olacaktır. Dolar ve diğer ekonomi videolarımızda belirttiğimiz gibi 2023 birçok beklenmedik gelişmelere gibi. Bu yüzden özellikle bu yılki analizlerimiz oldukça akıllıca ve dinamik olmak zorunda. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni analizlerle yeniden görüşmek üzere.